Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 15 Nisan 2018 tarihli Savaş Var başlıklı köşe yazısını seslendiriyorum. 8 yıl önce 2010 Hatay Samandağ'ın Çevlik Köyü sahilinde bir erkek cesedi karaya vurdu. Vücudu denizde kalmaktan lime, lime, olmuştu. Suratı balıklar tarafından kemirilmişti. Kimlik tespiti yapabilmek imkansızdı. Üzerinde siyah bir mayo şort, boynunda ortodoks haçı şeklinde kolye vardı. Jandarma'nın polisin kayıtlarında kayıp turist ihbarı yoktu. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ortodoks haçı vesilesiyle Rus Büyükelçiliğini bilgilendirdi. Fakat Türkiye'de tatil yapan Rus turistlerden kayıp yoktu. Bir hafta geçti. Ne arayan oldu ne soran. Kimdi bu ceset? Bir hafta sonra Ankara'daki Rus elçiliği bizim Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Şam'daki Rus elçiliğinin verdiği bilgiye göre Suriye'de bir Rus diplomatı 10 gündür kayıptı. Acaba onun cesedi olabilir miydi? Laskiye'den denize girse Çevlik köyü sahiline vurması için 150 kilometre sürüklenmesi lazımdı. Örneği yoktu. Bugüne kadar görülmüş şey değildi. Gene de bakalım denildi. O dakikadan itibaren hadise iyice enteresanlaştı. Çünkü teşhis için kayıp diplomatın ailesi değil, Rus istihbaratından yetkililer geldi. Baktılar, evet o dediler. General Yuri Ivanovdu. GRU'nun iki numarasıydı. Giresun, Rize, Urfa arkadaşlar. Rus istihbaratı 4 gizli servisten oluşuyor. FSB, FATSa Samsun, Balıkesir, İç İstihbarat, SVR Samsun Van Rize dış istihbarat, FAPS'ı, FATSA, Adana, Paris, Samsun, Isparta, İletişim, Kripto, GRU, Giresun, Rize, Urfa, Askeri İstihbarat. Bunların arasında yurt dışında en çok casusa sahip servisin GRU olduğu söyleniyor. 9 milimetrelik Groza isimli özel üretim tabancalarıyla şakır şakır suikast düzenledikleri biliniyor. 52 yaşındaki General Yuri Ivanov işte bu GRU'nun başkan yardımcısıydı. Gölgeler dünyasının en gizemli, en ürkütücü adamlarından biriydi. Bizi çok yakından ilgilendiren faaliyetleri de vardı. Çeçen liderlerden Gazi Edil Sultanov, İslam Canibekov, Ali Osayev İstanbul'da öldürüldü birini Başakşehir'de, birini Ümraniye'de, birini Zeytinburnu'nda sokağın ortasında vurdular. Suikastçiler profesyoneldi. Hiçbiri yakalanamadı. AKP'nin dünyadan haberi yoktu. AKP'ye güvenip Türkiye'ye gelen Çeçen komutanlar tek tek ortadan kaldırılmıştı ve bu işlerin hepsinin Yuri Ivanov'un emriyle gerçekleştirildiği sır değildi. Peki Suriye'de ne işi vardı? Tartus Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssüydü. Aslında üs bile denemezdi. 1971'de kurulmuştu. Tedarik noktası olarak kullanılmıştı. Yakıt ikmali falan yapılıyordu. Sığ bir limandı. Kuznetsov uçak gemisini boş ver, Moskova gibi kruvazörler bile yanışamıyordu. Sovyetler ekonomik olarak çökerken iyiden iyiye ihmal edilmişti. Sadece 50 denizci orada görev yapıyordu. Türkiye'deki inşaat faaliyetleriyle yakından ilgilenen AKP'nin henüz haberi yoktu ama Rusya Tartus'ta büyük bir inşaat kararı almıştı. 2010'da başlayan devasa çalışmayla liman derinliği arttırılıyor, tamir bakım atölyeleri büyütülüyor, depolar kuruluyor, binlerce personel için binalar inşa ediliyordu. Alenen savaş hazırlığı yapılıyordu. Rus askeri istihbaratın en güçlü adamı General Yuri Ivanov işte bu Tartus'u denetlemek için Suriye'ye gelmişti. Puf ortadan kayboldu. 10 gün sonra 150 km uzakta Çevlik köyü sahiline vurdu. Adli tıpta yapılan otopsiye göre vücudunda silah izi yoktu, darp izi yoktu, suda boğulmuştu. Oysa sporcu seviyesinde yüzücü olmasından vazgeçtik, büreveli dalgıçtı. Laskiye'de serinlemek için denize girdi diyelim, ruh gibi peşinde dolaşan korumaları neredeydi? Korumaların plajda baygın halde bulunduğu, CIA Mossad operasyonuyla kaçırıldığı, açık denizdeki sorgudan sonra normal ölüm gibi görünsün diye deniz suyuyla boğulduğu, tekneden atıldığı, cesedin bu nedenle Türk sahiline vurduğu iddia edildi. Böyle miydi? İşin orasını bilebilmemiz elbette mümkün değildi. Bilinen tek gerçek şuydu. Yuri Ivanov ölmüştü. Ve bu seviyede bir istihbaratçıyı öldürebilmek için anca bu seviyede bir istihbarat servisi gerekirdi. Tüm bunlar olurken Ağustos 2010'da bizim asrın liderimiz ne yapıyordu? Gaziantep mitingindeydi. Sayın ahalimize bağıra bağıra anlatıyordu. Sevgili kardeşlerim ne yaptılar? Milleti korkuttular. Türkiye'nin üç tarafı denizle, dört tarafı düşmanla çevrildi dediler. Biz ne yaptık? Onlar gibi vizyonsuz değiliz. Biz geldik, bu anlayışı yıktık. Esat kardeşimle oturduk, iki dost, iki kardeş olduk, mayınları temizledik, vizeleri kaldırdık, kapılarımızı açtık. Şimdi benim Gaziantep'li kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, Halep'e gidiyor, Şam'a gidiyor. Halep'teki, Şam'daki, Laskiye'deki, Hamadaki, Humus'taki kardeşim de cebine pasaportunu koyuyor, istediği gibi Gaziantep'e geliyor.'' ne oldu? Bütün o tehditlerin, o korkuların ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Kim kazandı? Türkiye kazandı diyordu. Evet, Suriye'de savaşın patlamasına ramak varken, Amerika ile Rusya arasında yeniden soğuk savaş başlamışken bizim hükümetimizin dünyadan haberi yoktu. Kapıları açtık, Türkiye kazandı falan diyordu. Aradan 8 yıl geçti. 2018. Geçen ay Sergey Skripal ve kızı Yulia İngiltere Salisbury'de bir restoranda öğle yemeği yediler. Bir saat sonra parkta bir bankta koma halinde bulundular. Şuurları kapalıydı, ağzından köpükler geliyordu. Kimyasal, biyolojik ve nükleer laboratuvarlarında testler yapıldı. Rusya tarafından geliştirilen Novichok isimli sinir gazıyla zehirlendikleri açıklandı. NATO'nun elindeki en zehirli gazdan 8 kat tesirliydi. Restorandaki yemekle alakası yoktu. Evlerinin giriş kapısına sürülmüştü kapıyı açıp kapatırken temas etmişlerdi. Sergei Skripal Rus istihbaratında GRU'da albaydı ama çift taraflı casustu. Para karşılığında İngiltere adına çalışıyordu. Avrupa'da faaliyet gösteren Rus casuslarının listesini İngiliz istihbaratına vermişti. 2004'te enselenip Rusya'da hapse tıkılmış 13 yıla mahkum edilmişti. Bilare Amerika'da enselenen Rus casuslarıyla takas edilmiş, 2010 yılında İngiltere'ye verilmişti. Serginin sinir gazıyla suikasta uğraması üzerine elbette Rusya suçlandı. Amerika, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere NATO üyesi 23 ülke ortak tavır aldı. Rus diplomatlar sınır dışı edildi. Sergei Skripal olayı kimyasal silah üzerinden Rusya'yı kuşatmak için kullanılıyordu. Şak Rusya himayesindeki Esad'ın kimyasal silah kullandığı öne sürüldü, Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından füze saldırısı başlatıldı. Tüm dünya Sergei Skripal olayıyla şalkalanırken, Rusya kimyasal silah üzerinden tecrit edilirken, asrın liderimiz ne yapıyordu? Rusya ile nükleer santral temeli atıyordu. Uzun lafın kısası, 2010'da perde arkasında yaşananları kavrayamayan sayın hükümetimiz, 2018'de apaçık yaşananları da kavrayamıyor. Buna rağmen coşkuyla alkışlanmaya devam ettiğine göre kimyasaldan mimyasaldan vazgeçtim. Sayın ahalimizin avanta gıda kolilerine çok tesirli uyku ilacı atıldığı kesin. Arkadaşlar ben bu köşe yazısından pek faydalı bir sonuç çıkaramadım. Yani yazının demek istediği biz de dünya ülkeleriyle birlikte Rusya'yı tecrit mi edelim? Onu mu demek istiyor yazarımız? Arkadaşlar bence bu köşe yazısında Yılmaz Özdeğiz sonucu iyi bağlayamamış ya da bağladığı yerden ben memnun kalmadım. Ayrıca arkadaşlar şu Sergei Skripal olayında şunu da belirtmek isterim. Eğer ki bu İngiltere'nin ajanıysa, İngiltere de kendi ajanını koruyamadıysa bu İngiltere'nin ayıbıdır. Bundan sonra kimse İngiltere'ye ajanlık etmez. İngiltere büyük prestij kaybetti. Bu ayrı bir konu arkadaşlar. Görüyorsunuz kimyasal silah kullanıldığı iddiası bile bir ülkeye girmek için yeterli. O kimyasal silahı kimin kullandığı da belli değil arkadaşlar. Bir provokasyon da olabilir. Dün Irak'a, Libya'ya girmiş olanlar bugün de Suriye'ye girdiler görüyorsunuz kimyasal silah iddiasıyla. Yarın öbürsü gün komşu ülkelere bize de girebilirler. Bu yüzden komşularla ticari ve stratejik işbirliğinden her zaman yanayım arkadaşlar. Teşekkür ederim vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. Arkadaşlar eğer ki beğen butonuna da tıklarsanız video YouTube tarafından daha çok önerilecek ve daha çok arkadaşımız bu köşe yazısından haberdar olacaktır, faydalanacaktır. Teşekkür ederim vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.